Diyarbakırspor oyuncusu yoktu sahada. Devlet Diyarbakırspor formasını giymişti. Altay'a karşı mücadele. Bak, Diyarbakırspor Altay maçı diye bir olay oldu bu memlekette ya. 13 Mayıs 2001. Bak, Yıldıray Oğur yazmış bunu. Ya böyle bir kepazeliği Türkiye yaşadı. Herkes yaşadı mı bunu? Bak, Rıdvan Dilmen'e de buradan sesleniyor. 13 Mayıs 2001'de Diyarbakırspor Altay. TRT yayınlamadı maçı. Bütün giden fotoğrafçılar, bütün giden gazeteciler durduruldu. Gazeteci treyine sokulmadı. Çünkü o maç Diyarbakırspor kazanması lazımdı. Diyarbakırspor as başkanı da sonradan genel kurmay başkanı olacak Yaşar Büyükhanıt'tı. Ondan sonra Altay düşecekti. Önce elektrikleri kestiler. Vidanjör'ün o şeyi, hava gazı veren şeyi Altay'ın kulübesine bağlanıyor. Bütün o şey. Altay kulübünün futbolcuları maça çıkmadan evvel boğuluyorlar gazdan. Zehirli gaz veriliyor ya odaya. Zehirli gaz ya. Zor çıkıyorlar sahaya. Sahada her türlü şişe, yani o gün içeri girerken normal taraflardan şişe, bilmem çakı makı, mini minnacık şeyi bile, madeni parayı bile alırlar. O gün özellikle her şey sokuluyor. Konyaspor 2 Altay 2, nefis bir mücadele. Nefesleri kesen maçta gülen taraf Konyaspor oluyor. Konyaspor Süper Lig'e yükseliyor. Kafa vuruşu ve gol! Molina topu ağlara gönderiyor ve Altay 1-0 öne geçiyor 18. dakika. Tiago burada onlara yetiyor. Tiago 90. dakika. Muhteşem bir maç. Bugün atarsa Altay 2. ligde İbrahim Akın ve gol! İbrahim Akın küllerinden doğuyor. Altay şampiyonluğa koşuyor.